Muhterem kardeşlerimiz, tebrüken 3 İhlas 1 Fatiha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek pâk ruhu tayyibelerine, Ehl-i Beyt'in eshâb-ı kirâmın, enbiyâ-i izâmın, sâdât-ı kirâm hazırâtının, hasreten Gazze şehitlerinin ruh-i şeriflerine, Gazze gâzilerinin şifaya bulması, ümmet-i Muhammed'in selâmetini, bilhassa geçen hafta vefat eden kıymetli kardeşimiz Mahmut Dokumacı cemaatimizden yine Derviş Efendi'nin ruhu şeriflerine bir Fatiha şerif, 3 İhlas. Elhamdülillahi Muhterem kardeşlerimiz, Furkan Suresi'nin 61 ve 77 ayetler arası okundu. Rabbimiz bu ayet-i kerimelerde bulunan İbadur Rahman, yani Allah'ın rahmetini tecelli ettiği bir kulun vasıflarını bildiriyor. Yani nasıl bir kulluk vazifemiz olacak ki? İbadur Rahman olacağız. لَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسُنُونَ O zor geçitlerde, o zor günlerde Cenâb-ı Hakk'ın dostu olarak geçeceğiz. Cenâb-ı Hakk'ın yardımı lütfedecek üzerimize. Rabbimiz kulunu Darüsselâm'a, cennete davet ediyor. Lakin bu davete icabet de Kur'an-ı Kerim'in çok muhtelif yerlerinde, hatta 250'den fazla yerde takva buyuruluyor. Kul müttakî olacak, müttakî olacak. Bu şekilde Cenâb-ı Hakk'ın dostu olacak. Cenâb-ı Hak takva üzerine salih ve sâlihâ kullarını seviyor. Onlara yine bir müjde var. Fussilet Sûresi 30. ayetinde. Şöyle biz Rabbimiz Allah'tır deyip yani kalpte zikrullah tecelli edecek. Vecilet kulûbühüm. Sonra dost doğru yol yürüyenler üzerine yani sırat-ı müstakim Resulullah Efendimizin izinde yürüyenler üzerine melekler iner buyuruyor Cenâb-ı Hak. Melekler onlara korkmayın, üzülmeyin, size vaad edilen cennetlerle sevin derler. Bu üç yerde olacak buyurdu tefsirlerde. Birincisi, insanın en zor zamanı, biri olan son nefesi verirken, yani ruhun cesedi terk ederken, o zaman melekler korkmayın, üzülmeyin, Allah'ın size vaad ettiği cennetlerle sevinecekler. İkincisi, kabre girerken, o da büyük bir veda, dünyaya veda, amellerimizle gireceğiz. Orada da dehşetli bir an tabii. Orada da korkmayın, üzülmeyin, Allah'ın size vaad ettiği cennetler sevin diyecekler melekler. Yine bu ba'sül ba'del mevt ölümden sonra kalkış, kabirden sonra kalkışta da kabir ayrı bir dünyaya giriş, ayrı bir aleme giriş. Orada da korkmayın, üzülmeyin, Allah'ın size vaad ettiği cennetlerle sevin diyecekler. Kimler bunlar? İşte bunlar la havfun aleyhim ve la hum yahsunun. Kıyamette o bütün geçitlerde korkmayacak Allah dostları. Okunan ayet-i kerimeler bu Allah dostlarının vasıflarını bildirmektedir. Rabbimiz bizi varlıklar arasında bütün mahlukatın en mükerrem bir vasıfta yarattı. Yani nefahtu fihi min ruhi buyuruyor. Kendisinden vasıflar verdi. Bu vasıflar hepimizin fıtratında var Cenâb-ı Hak. Bu fıtratta bulunan bu halleri müşahhas hâle getirebilmek, zihni bilgiler kalbe intikal edecek, kul vahyi kalbiyle buluşturacak, Cenâb-ı Hak'la beraber olmanın bir huzuru içinde hayatı devam etse, o hayat ne güzel bir hayat olacak. Cenâb-ı Hak nimetlerini bildiriyor. Çok hep ayetler nimetleri. Mesela bir ayette Câsiye Sûresi 13. ayetinde o göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından bir lütuf olarak amade kıldı. El mi düşünen bir toplum. Güneş amade. Atmosfer amade. Toprak amade. Birçok hayvanat amade. Hepsi insanın emrinde. Fakat Cenab-ı Hak ne istiyor? Bir şükür istiyor, hamd istiyor. Onun Cenâb-ı Hak, insan Sûresi'nde ister şükredici ol, ister nankör ol buyuruyor. Bu cihan insana endam aynı. Cenâb-ı Hak insanın neye ihtiyacı var? Cenâb-ı Hak'la beraber olmak için ne gibi bir tefekküre ihtiyacı olacak? Cenâb-ı Hak hepsini halketmiş oldu.
Fakat Cenab-ı Hak bunun bir mukabilini istiyor. Sümmele sünne yevmizin aninnayim. O gün nihayet o gün verdiğimiz nimetlerden sorulacaksınız. Akıl nimeti, diğer uzuvların nimeti, görme, kulak, işitme vesaire, mal, mülk, can vesaire hepsi bütün bu nimetler Cenab-ı Hak bunlardan sorulacaksınız buyuruyor. Kul mükerremlik vasfına layık yaşayacak, muhteşem olan cennete layık hale gelecek. Rabbimiz kulundan dostluk istiyor. Bu dostu temin için insana üç büyük yardımı Cenab-ı Hak ihsan etti. Cenab-ı Hakk'ın büyük lütfu baştan Kur'an-ı Kerim İsra suresinde biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminin şifa ve rahmettir. Ve nünüz zulmüne Kur'an-ı mafi şifa ve rahmetin mümini. Yani bu şifa ve rahmetten istifade etmek Kur'an-ı Kerim insanlığa Cenab-ı Hakk'ın son çağrı, son daveti. İlahi mektup en muazzam ve en muhteşem bir kültür, Kur'an kültürü, veda hutbesi ilahi bir anayasa, insanlık beyannamesi. Kul bu Kur'an-ı Kerim ayetleriyle kainattaki olan bu ilahi azamet, kudret akışlarındaki tecellileri kalpte birleşecek, yaşayacak ve bunu yaşatacak. Gönlünü ruhaniyet ölçüsü mesafe kat edip kalben derinlik kazanacak. Kendisini devrin dünyanın akışından mesul görecek. Vahiy ile kalp huzur bulacak. Bu şekilde ilahi ufuklar açılacak. Yani kulda hikmet kalpte, sunuat, hak ve batılın tecellisi, onunla bir firaset kulda tecelli edecek. Kur'an-ı Kerim bize bildiriyor lütfunu. Er-Rahman allemel Kur'an, halekel insan allemehül beyan. Rahman Kur'an'ı öğretti. Burada Cenab-ı Hak merhamet sıfatını bildiriyor. Burada Rezzak Kur'an'ı öğretti buyurmuyor. En mühim demek ki Rahman, demek ki Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın büyük bir rahmeti. Bu rahmetten ne kadar istifade edeceğiz? Allemel Kur'an, Kur'an'ı öğretti, halekel insanı yarattı. Kur'an'la istikamet edecek, Kur'an'la yaşayacak, Kur'an'la yaşatacak. Allemehül beyan sırlar, hikmetler, bunu insan okuyacak. İnsanda tecelli edecek bu konu. Diğer mahlukatta yok. Hep bunlar Allah'ın lütufları. Ve bu duruma kıvam gelince, yani Kur'an-ı Kerim kültürüyle, ilmiyle kalp mütehalli olduğu zaman Cenab-ı Hak buyuruyor, kulları ancak alimler Allah'tan gereğince korkar. Demek ki Kur'an bilgisini, Kur'an yaşayan attıkça kalpte bir haşyet meydana gelecek, bir korku meydana gelecek. İlim kalbe intikal edecek. Kalbe intikal etmeyen, davranışlarına istikamet vermeyen bir ilim kuru bir hamallık ve fazla bir yorgunluktan başka bir şey değil. Cenab-ı Hak da beni İsrail alimlerin düştüğü hendikabı bildiriyor. Onlar kitap yüklü merkepler gibidir buyuruyor. Sırtta kitap var, bilgi var ama içinde ne olduğu bir yaşantısı yok. Sâd-ı Şirâz-ı Şöke'de bir nasihat ediyor. Ne kadar okursan oku, ne kadar bilgi edinsen edin, bilgiden yakın şey davranmaz, yani takva hayatın yoksa cahilsin demektir. Demek ki takvâla kul bir müzeyyen hâle geliyor. Kur'an-ı Kerim vazifelerimiz, birincisi hurufat. Yani düzgün bir kıraatimiz olacak, kıraatsiz bir namaz olmaz. Kıraat namaz da farzdır. Onun için bilhassa evlatlarımıza Kur'an kursuna göndermemiz farz-ı ayın. Cenâb-ı buyuruyor, يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ Allah'ın kitabını, Allah'ın ayetlerini tilavet ederler. Ondan sonra ve اَقَامُ السَّلَاةَ namazlarını kılarlar. Namaz neyle kılınacak? Kıraatle kılınacak. Eğer gücün yoksa oturduğun yerde kıyamsız bir namaz kılabilirsin fakat kıraatsiz bir namaz kılamazsın. Ondan sonra kendine verdiği rızıklardan Allah'ın için zaruret varsa açık, fakat zaruret yoksa gizli olarak infak ederler. Yani bu şekilde bir Kur'an-ı Kerimli bir yaşayabilmek, istikametlendirmek. Tabii Cenab-ı Hak kullarımız arasında seçtiklerimize Kur'an'ı verdik buyuruyor. Kur'an Cenab-ı Hakk'ın bize bir vasiyeti. Kur'an-ı Kerim bir mümine bir mirası. Demek ki yaşanmayan bir Kur'an demek ki Cenab-ı Hakk'a karşı bu nimetine karşı bir nankörlük olmuş oluyor. Onun Cenab-ı Hak buyuruyor. Hayratta öne geçenler. Yani Kur'an okuyacaksın, yaşayacaksın ve yaşatacaksın. En büyük fazilet budur buyuruyor Cenab-ı Hak. Üçüncüsü hulk, Rasûlullah'ın ahlâkının mütehalli olacaksın.
Rasûlullah Efendimiz'e üsve-i hasene, örnek karakter, örnek şahsiyet. Bütün karakterlere, bütün sıfatlara Cenâb-ı Hak örnek olarak Rasûlullah Efendimiz'i lütfetti. Ve üç vasıf var, Allah'a kavuşmayı umanlar, Allah muhabbet olacak kalpte. Ahirete kavuşmayı istikametlenenler, devam bir muhasebe halinde olacak amellerinden. Allah'a çok çok zikredenler için, Allah Rasûlü üsve-i hasene, örnek şahsiyet, örnek karakter vardır buyuruyor. Cenâb-ı Hak, وَاِنَّكَ لَعَلٰى حُلُقٍ عَظ۪يمٍ Sen elbette en yüce, en zirve, en muhtemelen ahlak üzeresin buyuruyor. Dikkat edecek hususlar, bunu tecelli etmesi için en başta lokma, sağlam ise yani helalse ruhaniyeti arttırır, bulanıksa arttıramaz, o şekilde kalır. Muamelat mühim. Efendimiz'in muamelat, muâşeret. İbadet mühim, vitamin olacak. Ticari hayatımız çok dikkat edeceğiz. Hakkı ibad, kul hakkına dikkat edeceğiz. Ve bunlarla kalp inkişaf eder, Rasûlullah Efendimiz halinden hal almaya başlayacak. En mühim mühimi arkamızdan hayırlı bir nesil bırakmak. Hayırlı insan. Gördük, tarihte de gördük. Bir asr-ı saadetten Efendimiz ne şekilde bir hayırlı bir ümmet bıraktı. Ayşe validemiz buyuruyor, Rasûlullah Efendimiz'in son günüydü diyor. Babam Ebu Bekir diyor, mihraba geçti diyor. Rasûlullah Efendimiz işaretiyle namaz kıldırdı diyor. Efendimiz de şu perde arasından baktı diyor. O muzdarip halinde, ızdıraplı, o kadar güzel tebessüm etti ki bir cemaat. Bu cemaati biz tarihte zaman zaman gördük. Dört halife devrinde gördük, Ömer bin Abdülaziz devrinde gördük. Osmanlı'da gördük, Çanakkale'de gördük. Bugün de onu Filistin'de görüyoruz. Filistin'de canlarıyla, mallarıyla cenneti satın aldılar ve canlarıyla, mallarıyla vatanlarını koruyorlar, dinlerini, imanlarını koruyorlar. Ölümü göze aldılar, her şeyi göze aldılar. Velhâsıl asrımızda da bize bir nasıl İslam bir insan yetiştirdi, fedakâr insan, onu da görüyoruz. Tarih tekrar ediyor. 14 asır evvel Mekke muhacirlerin maruz kaldığı zulüm, işkence, ambargo, abluka ve vahşetler sanki bugün yerinden yaşanıyor. Bugün Siyonist İsrail'in Filistinli masumları bir ateş çemberine hapseder yaptığı katliamlar, vaktiyle zalim Eshâb-ül Uhdud, mazlum Müslümanları ateşe dolu hendeklerde yaptığı vahşetten daha aşağı kalmıyor. Bütün dünya adeta bu hendeğin kenarında bu zulmü seyrediyor. Cenâb-ı Hakk'ın mirası, Kur'an mirası, Rasûlullah Efendimiz lütfetti. Rasûlullah Efendimiz'in mirası da insan mirası. İkinci olarak Cenâb-ı Hak ikazı bir Kur'an-ı Kerim'le. İkinci olarak kevni ayetlerle. Cenâb-ı Hak her yarattığı şeyde batında hikmetler dolu. Suya bak öyle, kendine bak öyle, yaratılışına bak öyle, bütün mahlukata bak, toprağa bak vesaire. Demek ki bu kainat Cenâb-ı Hak ilahi bir kudret akışları, ilahi azamet tecellilerine, ilahi nakışlarla kendi azametini bize beyan buyuruyor. Her köşesi şu kâ, şu can, her köşesi şuur ve idrak sahibi insanın bin bir tefekkür aynası. Toprağın üstü ayrı tefekkür deryası. Toprağın ayrı bir tefekkür menbaı, bilhassa bu mağma tabakaları sanki bize cehennemden bir katre hatırlatıyor. Sema sonsuzluğa ayrı bir tefekkür kaynağı. Ucu bucağı yok semanın. Cenâb-ı Hak bu kevni ayetleri kulun tefekküre davet ediyor. Zira yaratılan her şey ilahi bir sanat harikası. Cenâb-ı Hak yine Mü'minin suresinde sizi biz abes olarak yarattığımızı, huzurumuza gelmeyeceğimizi zannediyorsunuz buyuruyor. Bu kadar nimetler, bu kadar ihsan, bu kadar ikram-ı ilahi, ona karşı bir nankörlük, Allah kulunu huzurumuza gelmeyeceğimizi zannediyorsun buyuruyor. Kalp bu cihanda her şeyden ders alacak. Onun için ilk ayet "Okra bismi rabbikellezî halak" yaratan Rabbin adıyla oku. Her şeyi okuyacak. Kur'an-ı Kerim'in kavli ayetlerini okuyacak. Kainattaki kevni ayetleri okuyacak. Rasûlullah Efendimiz okuduğu gibi okumaya gayret edecek. Bu da ancak takvâla oluyor. Malzeme takva. Ayet-i kerimede buyuruluyor. 7 kat gök. Ucu bucağı var mı? Yok. Teleskoplar bulamıyor. En son bulunan teleskopla aşağı yukarı 300 milyar bir galaksi olduğu biliniyor. Daha ötesini şeyler tespit edemiyor. Yani bir zihnin, bir hafızanın alması mümkün değil. Her şey Allah'ı tesbih eder. Tabii onun tesbihini biz duymuyoruz.
Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur Cenab-ı Hak buyuruyor. Ne var siz onun tesbihini anlayamazsınız buyuruyor Cenab-ı Hak. Şüphesiz ki o azapta hiç acele etmeyendir, gafurdur, bağışlayandır. Yani bu kainattaki ilahi bu zikre müminler de kalbiyle iştirak edecek. Yani kainatı canlı cansız diye ayırdığımız her varlık Allah'a zikir ve tesbih eder. Kainat zikrullah tecellileriyle dolu. Yine baktığımız zaman bir tefekkür et, bir atomu atomda yok kadar bir parça. Bir atomu sonsuz kere büyüttüğümüzde kalbi adem sonsuz bir gökyüzü çıkar. Gökyüzü sonsuz kere sonsuz küçüğünde bir atomun ihtişam meydana gelir. Hepsi bir yörüngede süratle dönen, hiçbir değerine çarpmayan binlerce yıldız aynı noktada, aynı ahenkte, aynı zikirde. Müminler de Beytullah'ın etrafında tavaf eder, bu ibadet coşkusunda iştirak ederler. O da kalbe bağlı. Güneş, ay, gezegenler, yıldızlar, bütün varlıkların temeli buna atomlar, hay ve kayyum olan Allah'a her an teslim ederler. Mevlana'nın güzel bir ifadesi burada. Cansız gibi görünen varlıklar insana şöyle der. Cansız gibi dağlar, taşlar, altınlar, gümüşler vesaire insana şöyle der. Ey gafiller der insana. Siz bizim peşimizde koşuyorsunuz der. Fakat bizim hakikatimizi bilmiyorsunuz der. Bizim zikrimizden haberiniz yok der. Cansızların canına ve ruhuna olan diline nasıl bir mahrem olabilirsiniz diyor Mevlana. Zikir ve tesbihini hangi kulakla dinliyorsunuz buyuruyor. Tabi bu neye bağlı Mevlana ki? Çok yüksek bir kalbe bağlı. İşte Yunus sarı çiçekle görüşüyor. Hüdayi bir ıslak bir dalı koparmıyor. Yine diyor, eşya diyor, Allah'ın peşinde koşar. Yani Allah'ı zikrederken, kâinat Allah'ı zikreder yani insanın eşya peşinde koşması ne büyük gaflettir buyuruyor. Rabbimiz kevni ayet yer aldığı kâinat bu cihan ile kavli ayetlerden bir şey Kur'an'ı okunması gereken bu kâinat ve Kur'an-ı Kerim bu iki kitap olarak bütün insanlar lütfetti. Böyle bir kainat, böyle bir şey diğer galaksilerde, diğer yıldızlarda yok. Yani insana olarak lütfedildi. Bu kainat kitabı insana lütfedildi. Kur'an ve kainat birbirini tefsir eden ilahi vahyin iki farklı tecellisi. Kur'an okuyacaksın, kevni ayetleri, azametlerini tefekkür edeceksin. Emir bu. Rabbimize Kur'an'daki kavli ayetlerle ikaz ve irşat buyurduğu gibi zaman zaman da kainat gibi kevni ayetlerle irşat ediyor. Dolayısıyla kainat kitabını bu ayetin verdiği mesajlara bigane kalmak tıpkı Kur'an ayetlerin bigane kalmak gibi büyük bir gaflet olmuş oluyor. Kavli ve kevni ayetler yani zerreden küre sır ve hikmetler ancak takva neticesinde idrak ediliyor. Rasûlullah Efendimiz'in vazifelerinden biri de kulları takvaya eriştirmesidir. Bu dünyadaki esas hedefimiz takva tahsili olmalıdır. Ya budun ya'rufun Cenab-ı Hakk'ı kalpte tanıyabilmek. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor hadis-i şerifte ben bir hazineydim. Marifetime muhabbet ettim. Yani kalpte tanınmama muhabbet ettim ve yarattım buyuruluyor. Rasûlullah Efendimiz müstesna bir muallim. Güzel ahlakın zirve numunesi. O rahmet peygamber ümmet olan kulda onu örnek alarak telakki edecek. Hayatın her safhasında kabili ve kevni ayete derinleşecek. Böyle İbadur Rahman yani Cenab-ı Hak rahmetinin tecelli ettiği bir rahmet insanı olacak. Resulullah Efendimiz bu el meru memen ahabbe ki sevdiğiyle beraberdir. Resulullah Efendimiz yakından tanıyacak o zaman. Hayran olacak. Mümin Efendimiz'in güzel ahlakından hissedar olmaya gayret gösterecek. Onun ahlak-ı hamidesine feyizlendikçe, o ruhaniyet arttıkça gönlü ilahi muhabbete seviye kat edecek, nefs-i mutmainneye erişecek. Cenab-ı Hak nefs-i mutmainneye de cennete davet ediyor. Peki vasıflar ne olacak? Merhamet ve şefkat zirveleşecek. Hizmete revaç verecek. Hizmeti kendine nimet bilecek. Kendini toplumdan mesul görecek. Tevazu ve nezakette derinleşecek. Böylece Allah'ın rahmetinin üzerine tecelli ettiği bir kul olacak. Cömert ve ihsan sahibi olacak. Rabbimiz Kur'an'ın en çok Rahman ve Rahim esmasını zikrediyor. Daima hak ve adalet tevzi edecek. Allah'a güzel bir kul olacak. Kul hakkından ateşten kaçar gibi kaçacak. Hürmette, nezakette kusur etmeyecek. Mahlukata Halık'ın şefkatiyle bakabilecek.
Yani mahlukata Hâlık'ın şefkat nazarıyla bakabilecek. Bir yılana bile. O niye yarattı yılanı? Bize bir ders olarak yarattı yılanı. Ders alacaksın ondan. Eli yok, kolu yok, nasıl gidiyor? Nasıl bütün mahlukat ondan korkuyor? Kabirde nelerle karşılaşacağız ahirette? Velhâsıl her yarattığı şey insanın bir ders. İşte اِقْرِبْ بِسْمِ رَبَّكَ الَّذِي خَلَقَ. Kanaat ehli olacak. Takdire razı gösterecek. Takdirinin kendisi için en uygun olduğunu. Şükür ya Rabbi diyecek. Karakter ve şahsiyet, İslam karakter ve İslam şahsiyetini yaşayacak. El-Emin es-Sadık olacak. Daima bir hüsnü zan içinde olacak. Velâ tecessüsü bir kusur araştırmayacak. Yaptığı her işi ihlas ile yapacak. Bir de riyadan kalbini koruyacak, riyadan uzak kalacak. Bu çok büyük tehlikeli. Çünkü tevhid akidesinin ortaklığa tahammülü yok. Onun için kul riyadan çok kaçacak. Sabrı elden bırakmayacak. Yani ve tevâsav bi sabr, yani sabır ayrı bir imtihan. Rabbimiz sabredenleri çok seviyor. En mühim bilhassa bugün edep ve haya üzerine olacak. El haya mil iman, biri gitti zaman biri de gider. Affedecek ayrı bir vasfı olacak çünkü Cenab-ı Hakk'ın afif sıfatından hisse alacak. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Allah'ın size bağışlamasını istemez misiniz buyuruyor. Diğer taraftan Efendimiz'e bir kul aynileştiği, beraberliği ölçüde ne olacak? Enaniyetten kurtulacak. Ben kelimesini unutacak, daima sen ya Rabbi diyecek. Bütün nimetleri ihsan eden Cenab-ı Hak. Hak, hukuka çok dikkat edecek. Hatta hayvan hakkına da dikkat edecek, zulmetmeyecek. Kimseye kin ve intikam beslemeyecek, affedici olacak. Efendimiz vefat ederken dahi bu demek ki ne kadar Efendimiz bir endişe içinde, iki şey endişe içindeydi. Namaz, namaz, namaz. İkincisi, emrinizin altındaki hukukuna dikkat edin. Yetimler, dullar, garipler, kimsesizler vesaire, bunlar da emrimizin altındakiler. Allah bize o gücü vermişse, onlardan da biz mesulüz. Hırs, tamah, fitne, gurur, kibir, yalan, cimrilik, bu onun lügatından silinecek. Gıybet, ateşten kaçacak, gıybetten kaçacak. Gıybet olan yerde bulunmayacak. Tecessüste bulunmayacak. Merhamet, şefkat yoksulu olmayacak. Bu kötü vasıflarını temizlenecek. Bizden arzu edilen nedir? Aşk ile yaşanan bir iman isteniyor. Bu Allah Resulü'nün itaat neticesinde bu meydana gelir. Vahiy ile kalp buluşacak neticesinde. Mümin muhabbeti ölçüsünde Allah Resulü'nün haliyle hallenir. Sevdiği nisbet onun müstesna gönül aleminden kendi gönlüne rahmetler devşer. İnikas olur. Adab meydana gelir. Resulullah Efendimiz edebiyle edeplenir. Cenab-ı Hak buyuruyor: "Men yudir Resul'e fakat et Allah." Kim Resul'e itaat eder, Allah'a itaat etmiş olur. Fakat bu itaat hem zahiren hem de batinen olacak. Sırat-ı lezine en'amte aleyhim, kendine lütuf verdiğimiz kimler onlar? Peygamberler. Kimler? Sadıklar. Kimler? Şehitler. Kimler? Salihler. Daima hayatın her safhasında onların halini düşünecek. Gayr-ül mağdûbi aleyhim velad dâlin. Bunun dışındakilerden de, gaflettekilerden de, onlardan da kalbini muhafaza edecek. Hikmet ve kalbi sunuat artacak. Kalp âlemi ruhaniyetle dolacak. Hayranlık tevhidinden bir güzel ahlak meydana gelecek. Muâşeret, hak, hukuk vesaire. Bir mümin ahsen olacak. Cenab-ı Hak ahsenu buyuruyor ayette. Yani her işi en güzel olacak. Ahsenu. Demek ki ahsenu amela. Amellerimiz en güzel, namazımız en güzel olacak. Cömertliğimiz, sadakamız en güzel olursa verişimiz en güzel olacak. Ticaretimiz helal olan hasatım en güzel olacak. En bir anne babanın en güzel sanatı evladını Allah yolunda yetiştirmesidir. Evladını cennete hazırlamasıdır. Kendisine sadaka-i cariye olan evladını hazırlamasıdır. Velhâsıl bu mümin kulunun birinci vasfı ahsen olacak. Her şey en güzel olacak. Ecmel olacak. Yani cemali sıfatların mazharı olacak. Ecmel en güzel olacak. Yani cemaliniz mazharı olacak. Her hal davranışı gönül huzur ve ferahlık verecek. Onun her hal ve davranışı gönül huzur ve ferahlık verecek. Ekmel olacak. Yani olgun ve kâmil olacak. Muhataba zarafet, nezaket ve duygu derinliği verecek. Siz Allah'tan ittika edin ki Allah o zaman size bilmediğinizi öğretir. Bir takım o zaman sunuatlar doğru yanlış
kalpte tecelli eder. Onun için Cenab-ı Hak buyuruyor: "Lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzanûn." Biz Allah dostu korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar iman edip takvaya ermiş. İman birinci merhale, iman güçlenecek, takvayla iman zirveleşecek. Yani mümin netice olarak canlı bir Kur'an olarak yaşayacak. Mükerrem bir gönül insanı olacak. Gönlü bir dergâh haline gelecek. Bu evliya Allah'a baktığımız zaman hep gönülleri bir dergâhtır. Bütün insan bu dergâha koşmuştur. Hatta Mevlana bazı ton çesti bazı in dergih ma dergehin ümidini sadbar eğer tövbe şikesti bak. Gel diyor, neysen de geri dön gel diyor. İyi kötü berbat halime yine geldi. Burada diyor İslam'ı gör diyor. Burada hidayeti bul diyor. Demek ki bir mümin daima gönlü hidayete davet edecek. Hidayete davet etmede gönlü huzur bulacak. 11 yerde Kur'an-ı Kerim emri bil maruf ve nehy anil münker geçiyor. İnfak sahibi olacak. Cenab-ı Hakk'ı kendisine her an ikram ettiğini unutmayacak. Burası infak sahibi olacak. Cenab-ı Hakk'ın her an ikram ettiğini unutmayacak. İkram ve infak kulda bir lezzet haline gelecek. Yaşama zevkini bir tarafa bırakıp yaşatma sevdasına gönül verecek. Kalpleri ihya etmenin gayretinde olacak. Bu halin zirvesi Resulullah Efendimiz ve onun zamanına yayılan zirveleri olan hak dostlarıdır. Dönünü takvada mesafe alacak, hakka yaklaşacak. Rabbim insan daima kevni ayete tefekküre davet ediyor. İnsan kainat sayfalarını çevirip okuyacak. İlahi azametin, ilahi kudret akışlarına, sonsuz azametin farkında olacak. Kulda zengin bir tefekkür ufku açılacak. Toprağa bakıp tefekkür edecek. Aman ya Rabbi diyecek. Semaya bakıp tefekkür edecek. İnsana bakıp tefekkür edecek. Ve her zerre tefekkür ummanına kulu daldıracak. Bir atom zerresi ne dehşeti bir yaratılış. Proton, nötron, elektron daha bu bilinmeyen işte kuvarsa bilmem ne şunlar bunlar. Nasıl bir ilah yok kadar bir şey, nasıl bir sonsuzluk. Bir arıya bakacak en mükemmel bir cihaz. Nasıl ilahi bir fabrika. Devamlı şey yapıyor, bir imalat yapıyor. Bir bal fabrikası. Gelin okunan ayetlere. Birinci ayet, Tebârekellezî diye başlıyor ayet. Gökte burçlar var eden. Ne kadar burç, galaksi sonu yok. İlmin tesbih, astrofizin tesbih dediği bir rakam yok. Gökte burçlar var eden, onların için bir çera, bir güneş ve nurlu bir ay barındıran Allah yücelerin yücesidir. Velhâsıl güneş ve ay gördükçe devamlı aman ya Rabbi diyeceğiz. Nasıl ilahi bir kudret, bir arıza yapıyor mu ikisi de? Hızını artırıp eksiltiyor mu? Dünyayı yaklaşsa ne olur? Uzaklaşsa ne olur? Nasıl bir kıvam içinde devam ediyor? İlahi iki tane azamet. Yani güneşin dünyamız gibi tam 1.300.000 tane gezegen sar deniyor. Yüzey sınırı 6.000 santigrat, iç sıcaklığı 20.000.000 santigrat, yani bir cehennemden bir hal. Orada tamam bir bugün fendi atom infilak ettikçe şeyini devam ettiriyor, sirkülasyonu dönüşünü devam ettiriyor. Yani aklın hafsalasın alacağı kadar bir ilahi bir ihtişam değil. Onun için kul ne diyecek hep? Subhanallah diyecek. Cenab-ı Hak bir ikaz var Rahman suresinde. Göğü, semayı Allah yükseltti ve bir nizamı, bir dengeyi koydu semaya, trilyonlarca yıldız. Sakın diyor, dengeyi bozmayın diyor. Senin de kalbin bu kainattaki ilahi ahenge uyacak. O kadar güzel, tertemiz, Rasûlullah Efendimiz'in yürek âlemine benzeyen bir kalbin olacak. Yeryüzü ve sema mekâna ait. Gece ve günün zamana ait. İlahi kudret tecellileri Cenab-ı Hak yaklaştıran davetçiler durumunda. Ayet-i kerimede yine buyuruluyor 62. ayette ibret almak, ders almak. Esas ders bu. Esas üniversite bu. İbret almak, şükretmek diyen kimse için geceyle günü birbiri ağzını getiren odur. Hiç takdim tehir var mı?
24 saat, 30 saate çıkıyor mu? Ya 20 saat düşüyor mu? İbret almak, şükredebilmek muhakkak kalbin tekamülü şart. Bir tek misal basit. Dünyanın eğri 23,5 derece olmasaydı da 20 derece olsaydı ne olurdu? Dönüş 24 saat olmazsa 40 saat olsaydı. Yani 15 saat ne olurdu? Hep ilahi böyle hepsi böyle milimetrik bir mizan. Kendi etrafını dönüyor dünya. Bir gün meydana geliyor 24 saat. Ne kadar diyor? 1670 kilometre hız, iki uçak hızıyla dönüyor. Niçin fark etmiyoruz? Atmosferle beraber dönüyor. Aynı ahenkte dönüyor. Hep ilahi azamet. Cenab-ı Hak veşşems vel kamer bi hüsban, güneş ve ay hesaplıdır buyuruyor. Velhâsıl insan bu dünyada boş bir kaset olarak geliyor insan. Bu kaseti Kur'an ve sünnet ile dolarsa kemal bulur, ahsen-i takvim eleştirir. Böyle kalp sonsuza açılır. Tefekkür dini zirveleşir. Hadise ve vuku tahlil edil kalpte evliya Allah'ta olduğu gibi marifetullah ufuklar açılır. Gelen talimat neler? Yani birinci ilk talimat "Okra bismi rabbikellezî halak" Hira'da yaradan Rabbinin adıyla oku. Demek ki bu okumayı becerebilmek. Bunu da göz değil kalp okur. Göz kalbe bir gözlük durumundadır. Gönlü manzara her gördüğü manzara Cenab-ı Hakk'ı okur. Aman ya Rabbi der. Onu görür. Oku diyor, Rabbin en büyük kerem sahibidir. İnsan ne kadar Cenab-ı Hak lütuflarda bulunuyor. Göz veriyor, kulak veriyor, gıda veriyor. Sonsuz bir ihsan. Nimetlerimi sayamazsın buyuruyor. Fakat kıyamette bir daha bir oku gelecek. Burada kainatı oku. Keremini oku. Bir şey ikra kitabe kefa bi nefsike diyor aleyke hasiba. Kitabını okun diyecek. Ömründe yaşadığın hallerini oku. Nasıl yaşadın bu dünyada? Bu insanın hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter. Velhâsıl bu kainat insan idrak ve şuuruna kudret ile tutuşturduğun bir hikmet ve tecelliler aynası. Bu aynı sırlar ve hikmeti sezebilmek gönlün aynanın berraklığına bağlı. Nefsane arzu bu gönül aynasını bulandırır. Efendimiz buyuruyor, kalpler demirin paslandığı gibi paslanır buyuruyor. Onun cilası dedi ya Resulullah deyince Allah'ın kitabını çok kıraat etmek ve Allah'a çok şükretmek. Kur'an'ı okurken zikredeceksin. Bir zikirdir Kur'an-ı Kerim. Gözünü kaldırıp etrafı seyrederken yine Subhanallah diyeceksin. Sevir'deki talimat ikinci وَلَا تَحْسَنْ اِنَّ اللّٰهِ مَعَيْنَا. Demek ki mahsûl Allah bizimle beraberdir. Allah'ın beraberliğini unutmayacaksın. وَهُمَا هُمَا اَيْنَمَا كُنْتُمْ. Nerede olursan o sizinle beraberdir buyuruyor. Zaman mekan yok, zaman mekan mahlukata ait. Münezzeh. İnsanın yanında, hayvanın yanında, karıncanın yanında, devenin yanında, yıldızların yanında. Ne kadar bilip bilmeyen cinlerin, meleklerin ne varsa hepsinin yanında Cenab-ı Hak. Bizim de her an bihüme mahkûm eyne mahkûmdüm. Nerede olsan o sizinle beraberdir. Kalp bu şuura gelecek. Şimdi bu şuura gelirken yani insan elini bir ateşe sokabilir mi? Ondan sonra ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz ona diyor insan şah damarından daha yakınız. Şimdi senin düşünün bir sen biliyorsun. Başka kimse bilmiyor. Bir de Allah biliyor. Herkesten saklayabilirsin, Allah'tan saklayamazsın. Demek ki işte vecilet kulubühüm. Allah anladım kalpler titrer. Kalp bu hale gelecek. Ne buluyor Cenab-ı Hak? Fefuru illallah. Cenab-ı Hak koşun buyuruyor. Burada yine Mevlana'nın bir şeyi var. Onu da okuyayım biraz. Esprili bir hikayesi. Öküzün biri buyuruyor Mevlana. O zaman Bağdat büyük merkez. Ansın diyor Bağdat'a geldi diyor. Şehir bir baştan öbür başına kadar öküz dolaştı diyor. Biraz gözü yalnız kavun, karpuz ve samanlar üzerinde kaldı diyor. Bir medeniyet merkezi olan diyor Bağdat'ın muhteşemliğini, Dicle'nin ihtişamını görmedi diyor. İşte gafil dünyanın yarısını, batını ve sırrı hikmet tarafını göremez. Neyi görür? Hani nefsine ram olduğu için nefsini tatmin etmeye çalışır. İşin hakikatlerini, batın tarafını, sırt tarafını, hikmet tarafını göremez. Diri bir gönle sahip olan insanla her zerre konuşur. Kainatta Hâlık'ın diri bir kalbe sahip olmasını tanımayan hiçbir zerre yoktur. Asr-ı Saadet'e baktığın zaman bir hurma kütüğü tanıtıyor kendisini. Mütevâtir bir hadîs-i şerîf.
Bu bütün ağlamasını bütün ashâb-ı kirâm duyuyor. Müttefıkun aleyh. Yani İbn-i Mesud öyle bir hâle geldi ki diyor, boğazımızdan geçen lokmanın zikrini duyuyorduk buyuruyor. Velhâsıl mikrodan makroya kadar her şey ilahi azametin şahidi. Her mahlukatın lisan-ı hâl denilen bir ifade şekli var. Her şey bununla beyan halinde. Velhâsıl Cenâb-ı Hak bize ne buyuruyor? Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerindeyken her vakit Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yanı derinden derinine tefekkür ederler. Rabbimiz Subhanallah, sen bu âlemi boşuna yaratmadın. Seni tesbih eder, bir cehennem azabından koru derler. Cenâb-ı Hak böyle bir kalp istiyor. Yani insan sonsuz kudret ilahi tezekkâsını aczini idrak edecek. Her nefes, her an ve zamanda tefekkür halinde bulunacak, her gönlünde tefekkür edecek. Tefekkürler ne olacak? İbadetlerin huşu artacak. Bak ne buyuruyor? Kat efler mümini arka namazın huşu ile kılarlar buyuruyor. Demek ki bu tefekkür daima kulda huşuyu artıracak. İbadet tazim ile emrillah olacak. Bekir Efendimiz Resulullah Efendimiz'e baktıkça hayran oluyordu. Mest oluyordu. Sıddıkların zirvesi ikincisi oldu. Bu bir misal. Fakat hantal bir kalp nefsani vitrinlerin seraplarına aldanır. Kendini çıkmaz sokakta da kaybeder. Ebu Cehil ne oldu? Kendi içinde katırını gördü. Hantal bir kalp. Zira rahmani vitrini seyreden kalbin tefekkürü ruhanileşir. Şeytani vitrini seyreden kalbin tefekkürü de nefsanileşir. Bugün işte maalesef bu medyanın getirdiği bu. Ne yapıyor? Şeytani vitrinler kalbin tefekkürünü zedeleşiyor, nefsani vitrinler seyrediyor. Bizden istenen ruhani tefekkür. Lakin insan ruhani yapısını tekamül ettirmezse maalesef tefekkür istidadını nefsani arzuların anaforunda helak eder, kendisini gider. Neler tefekkür ettiğimiz kıyamet günü ortaya çıkacak. İkra kitabek'te çıkacak. Bize Cenab-ı Hak gözü niye verdi? Bu kulağı niye verdi? Beden gücü niye verdi? Bu nimetlerin hepsi hayra ve şerre kullanılabilen iki uçlu bıçak gibi. Kıyamet günü bu nimetleri nerede kullandığımız hepsi bize kitab-ı okum bu nefsin kâfidir denecek. Velhâsıl çok hassas bir dengede hayatımızı götürmemiz icap ediyor. Ayet-i Fussilet 20. ayette nihayet oraya geldikleri zaman kulakları, gözleri, derileri, içtikleri karşı onların aleyhinde şahitlik edecek. Kul Cenab-ı Hakk'a mesafe aldıkça yani dostlukta mesafe aldıkça demek ki dünyevi olan bütün arzular bitiyor. Nefsani arzuda bir mumun erimesi gibi eriyor. Cenab-ı Hak yaklaştıkça bir aziyet meydana geliyor. İlahi azamet karşısında işte İbrahim Aleyhisselam velâ tusînî yevme yub'asûn diyor. Ya Rabbi diyor. İnsanları yarattı o gün beni mahcup etme ki malıyla, canıyla, evladıyla her şeyle dost ol Cenab-ı Hakk'a. Yani biz bu dünyaya arz-ı endam yani arz-ı endam için gelmedik. Yani makam, mevki, güç, dünya, alâci, sevgilimi gelmedik. Arz-ı hal için geldik. Yani hiçliğimizi tefekkür, tevazu ve teslimiyet sergilemek için geldik. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerek başarılarda gerek imtihanla ashâb-ı kirâma Allahu lâ âişe illâ âişül âhire buyuruyor. Esas hayat âhiret hayatıdır. Zorlukta bunu buyuruyordu, mukavemet, sabır. Nimetlerde bunu buyuruyordu, şımarmamak. Nimetin Allah'ın lütfu olduğunu idrak edebilmek. Velhâsıl bu ruhânî tefekkürün getirdiği nelerdir insanın? Bir, duyuşlar derinleşir. Kul şükrünü arttırır, kalpte esma tecellileri derinleşir, ahiret endişesini getirir. Bizzat iki arkadaş tavaf yapıyorlar. Tavaf yaparken bir ay devamlı bu dua yok. Allahümme tevfil müslümanlık misali. Öbürü diyor ki, niye hep bunu, başka dua yok mu diyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir arkadaşım diyor, son nefes çok kötü oldu diyor. Ben hep diyor bunun endişesi içindeyim diyor. Velhâsıl bu ruhani tefekkür insana daima huzur verir, nefsani tefekkür ihtiras arttırarak huzuru bozar. İhtiras artar. Bir dünyayı verse ikinci dünya ister. Bir vadi verse ikinci vadi ister. Ya tasavvuf nedir? Tasavvuf kalbin saflaşması işte. Cenab-ı Hak ile huzur bulmasıdır tasavvuf. Ne buyuruyor Mevlâ? Men bende Kur'anem eğer can darem, men hâki rahi Muhammed muhtarem.
Ben de bu can bu tende olacak Kur'an-ı Kerim'in ben kuluyum diyor. Kölesiyim Kur'an-ı Kerim'in diyor. Hazreti Muhammed muhtarı mübarek yolun da diyor ayağının toprağıyım diyor. Ve gerçek kulluğu izah ediyor. Yani tasavvuf her hal ve ahvalde ilahi tecellilerden razı ve memnun olabilme sanatı. Daima kul elhamdülillah ala küllü hal. Tasavvuf nedir? Şikayeti unutma. Şikayeti unuttuğun takdirde takdir razı olursun. Cenab-ı Hak'tan rahmet tecelli eder. Sabrın mükafatını görürsün. Kul hadiseler vukuatı yani hayatın meczirlerini olduğu gibi kabullenecek. Hayatın sıkletlerine rıza gösterecek. Hayır hasenat salih amellerle malen mesafe almaya gayret edecek. Neyle Cenab-ı Hak huzuruna çıkacak? Cenab-ı Hak kalbi selim buyuruyor. Kalbi minip buyuruyor, nefsi mutmainne buyuruyor. Nasıl dünyaya geldim, bir çocuk geldim, tertemiz doğuyor. Mis gibi kokuyor. Bunu çağına kadar öyle gidiyor. İşte Cenab-ı Hak da huzuruna bizi illâ men atallâhi bir kalbin selim bu şeyde huzuruna girmemizi istiyor. Hamd, şükür ve zikir olacak. Radiyeten merdiye kul değişik şartla Allah'tan razı olacak. Allah da bundan razı olacak cennetime girer buyuruyor. Bu sabır tabi. Esad Erbil Hazretleri buyuruyor ki aşk gülistanı yolunda dikenden korkulmaz. Ben her dikenin üstüne yüzlerce gonca toplarım. Dikenler nedir işte? İptilalar. Dervişlik bostanında ızdıraptan zevk alırım. Yastığımı dikenden yaparsam rüyamda gülü görürüm. İşte evliyadan durum bu. Sabır, her şey sabır. Azma müdahiye, kadir kuzat, yani nefsin en çok kabardığı bir mevki. İşte burada ne veriliyor? Ciğer sat deniyor. Diğerini halde bade helal temizle deniliyor. Ondan sonra eserler meydana geliyor. Ondan sonra mesnevi geliyor, insan-ı kâmil vesaire fi-i mâfihler geliyor. Ondan sonra Yunus divanı geliyor. Ondan sonra bir irşat ömrü geliyor. Demek ki en mühim bir iç haline girebilmek. Hep tefekkür yine. Vakıa Suresi 68. 70. ayet. İçtiğiniz suya sen ne dersin diyor. Ne dersiniz içtiğiniz suya? Bultan onu siz mi indiriyoruz, indiren biz miyiz diyor Cenab-ı Hak. Dedi onu tuzlu yapar, deniz suyu gibi yapardık. Demek her şu içiş işte aman ya Rabbi diyeceğiz. Bu sen bunu deniz suyu gibi verebilirdin ya Rabbi diyeceğiz. Şükür sana diyeceğiz. Şükretmeniz gerekmez mi buyuruyor Cenab-ı Hak? Tabi bunu her hale şamil hale kılabilmek. Yine Sâd-ı Şirazî diyor, olgunlar yani kâmil insanlar ağaçlara tek bir yaprak marifetullah anına bir divandır. O toprak o suyu nasıl çekiyor? Nasıl akıtmıyor da kâfi miktarda alıyor? Gaflet için bütün ağaçlar bir tek yaprak bile değildir. Diğer bir ifade de bu âlimler akiller için seyri bedai. Kalbi olanlar için ilahi hikmet, ilahi azameti seyredebilmek. Gafiller için yemekle şehvet. Diğer mahlukatın olduğu gibi. Hakk'ın dergâh-ı izzetine yol bulmak için evvela manevi terbiyeyle nefsi hevâse ve bertaf etme zorunlu. Ne bu hakikate ilaveten sen çıkınca aradan kalır seni yaratan. Yani beni aradan attığın zaman oğlum iş kolaylaşıyor fakat o beni aradan atmak da çok zor ki ciğer sattırılıyor, helal temiz ettiriliyor, eşikte dolaştırılıyor vesaire vesaire. Neye benziyor gaflet? Bu kadar ilahi azamet karşısında günün ortasında güneşi kaybetmek. Yani gaflete düçar olan insan okyanusun dümeni kalın bir gemi gibi nerede batacağı belli değil. Cenab-ı Hak hep ikaz. Nahl Suresi'nde hiçbir şey bilmezken Allah size annenizin karnından çıkardı. Şükrediniz diye kulaklar verdi, gözler ve kalpler verdi buyuruyor. Gözü niye verdi? Kulağı niye verdi? Kalbi niye verdi Cenab-ı Hak? Ne Mevlana buyuruyor, basiretli bir insan âmâ bile olsa güneşin varlığını sıcaklığı bile anlar. Yeni bir hak dostum buyurdu gibi Cenab-ı Hak o kadar zahirdir ki zuhurunun şiddetinden gâibtir. Onun efelâ tefekkürün efelâ takkürün ülül erbâb.
Cenab-ı Hak buyuruyor, sanırım bu mübarek kitabı ayetleri düşünsünler, aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik buyuruyor. Cenab-ı Hakk'ın mirası. Yani bu mirastan ne kadar istifade halindeyiz? Anun sizin için öğüt bulu, bundan bir kitap indirin. Hala akıllanmıyor musun Cenab-ı Hak buyuruyor. Velhâsıl Cenab-ı Hak niye yarattı bu kainatı? Duhan Suresi'ni, biz gökleri yeri, bunların aralarında olanları bir oyun, eğlence olsun diye yaratmadık buyuruyor. Gerçek bir sebeple yarattık buyuruyor. Fakat insan çoğu bunların farkında bilmiyorlar buyuruyor. Gaflet kapatıyor. Velhâsıl insan aciz, daima dünyada Rabbine muhtaç. Bu halin farkında olması icap ediyor. Yine Cenâb-ı Hak, yine bu ikaz. Hatta rahmet-i Sâmi Efendi Hazretleri bu ayet-i çok okurdu. Mü'min Sûresi'nin sonunda. Sizler boş yere yarattığımızı, abesel boş yere yarattığımızı, hakikaten huzurumuza geri geldiğini sanmıyor musun? Buyuruyor. Şurası çok mühim. En mühim tahsili Cenâb-ı Hak bildiriyor. Yani tefekkür ufkası, bilenler bilmeyen bir olur mu? Buyuruyor. Maalesef bu ayet-i kerimeyi bazı imam efendiler okulların açıldığı gün okuyorlar. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hutbede ne okuyorlar Allah aşkına? Hiç bilenler bilmeyen bir olur mu? Kimler bu bilenler bilmeyenler? Bir defa şeriat yaşanacak. Bir, üç husus hayatlarının mihveri yapanlar. Birincisi nedir? Sâciden kâimen. Bir gece hayatı olacak, bir seher hayatı olacak, bir secde hayatı olacak. Orada bütün dünyayı alayişlerden kul dışında kalacak, Cenâb-ı Hak'la beraber olacak, Cenâb-ı Hak'la beraber olmakla bir ikmal olacak, ufuklar açılacak. Sâciden kâime. İkincisi, fânîli tefekkür, âhir-ül âhire. Git mezarlıkta dolaş işte. Bir mütefekkir onu diyor. Eğer diyor, en büyük ders diyor, git diyor, kabirleri dolaş diyor. Ondan hisse al diyor. Senin yaşında çok aşağı insan var orada diyor. Zindanları dolaş diyor. Bir gafletten diyor, ömrünü ziyan edenleri orada gör diyor. Bir diyor, hastanelere gidip çırpılanları orada gör diyor. Velhâsıl fâniliği tefekkür, yani bir kul daima ahiret endişesiyle yaşayacak. Üçüncü, dua halinde yaşayacak, yâhsûlül âhire. Yâhsûlül rahmet. Cenâb-ı Hakk'ın rahmetine sığınacak. Fâniliği tefekkür, küllü men aleyhâ fân. Bir gün gece o günün yarın olmayacak. Bizde yarın olmayacak, son nefes gelecek. Fakat dünyanın da yarın olmayacak bir zaman gelecek. Dünya da infilak edecek. Dünya da ömrünü tamamlamış olacak. Velhâsıl kul beynel havf ve recâ. Havf halinde olacak, şımarmayacak. Kendini izafe etmeyecek Allah'ın nimetlerine. Recâ halinde olacak, bir bedbinlik de olmayacak. Yani kefenlerimiz yanında amellerimizle defnedeceğiz. Beden nece toprağa dönecek, kıyamet günü mizanı amellerimize çıkacağız. Cenâb-ı Hak son nefesimiz hepimizin başından geçecek. Ölüm serhuzu gerçekten gelirse, işte ey insan, ölüm bu senin öteden beri kaçtığın şeydir. Sûra üfrülür, işte bu geleceğe vaad edilen gündür. Yine Rabbim En'am Sûresi'nde, dünya bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Müttakî olan ahiret yurdu muhakkak ki çok hayırlıdır. Hâlâ akıl erdirmiyor musun bu kadar ilâhî hikmet tecellileri karşısında? Yani insanın en şeyi uykuda olması. Yani bu son anımızı bildiriyor Cenâb-ı Hak, ölüm anımızı. Münâfıkın 10. ayet, Rabbim beni ölüme yakın bir süreye kadar geciktirsen de artık alametler başladı. Dünyayı perdeler kapıyor, öteden perdeler açılıyor. Rabbim beni ölüme yakın bir süreye geciktirsen de sadaka ve hep sâlihlerden olsam demeden hemen infak et Cenâb-ı Hak. Efendim buyuruyor ki, sâlihler, sâdıklar pişmanlıkla ölecek. Keşke daha öteye gitseydik diye. Keşke Allah'a daha yakın olsaydık diye. Yani velhâsıl insanın gafleti, anı sonsuzla değiştirmek hangi aklın kârıdır? Bastığımız toprak, çiğnediğimiz toprak bizi ne kadar tefekküre davet ediyor. Bugüne kadar gelen milyonlarca insanın toprağa dönmüş bedenleriyle dolu bu toprak. Aynı elementler yine dönüyor. Sanki üst üste çakılmış milyonlarca gölge gibi. Aynı zamanda henüz dünyaya gelmemiş insanların da nüvesi bu toprakta. O gıdalarla gelecek insanın nüvesi olacak. Dolayısıyla toprak, geçmişi ve geleceği sinesinde barındırmasıyla en büyük bir ibret manzarası seyrediyor. Bence kainat ilahi bir ibret dershanesi. Bizleri düşünün, bu dersen samimi bir talebesi olarak
gönül verebilmek. Velhâsıl Cenâb-ı Hak her şeyle kul tefekküre davet ediyor. Baştan bir ayetler tefekküre davet ediyor, iki ayet yukarıda. Ondan sonra İbâdur Rahman olma, Allah'ın rahmetini tecelli ettiği kul olabilmek. Rahman'ın has kulları onun yerine tevazu ile yürürler. En zor makam, mevki vesaire tevazuyu elde edebilmek. O çok zor. Daima içine ibadette ben der. Yaptığı hayırlarda ben der. Makam, mevki de ben der. Bunu unutacak kul. Yani yerine tevazu ile yürürler. Kendilerini bilmezler, cahiller sataştığı zaman onu bir tebessüm selam ederler. Onu dua ederler, acırlar. Yine Cenâb-ı Âl-i İmrân'da onu bu nimetler, ey Rabbim iman ettik, bizim günahını bağışla, bizi ateşin azabından koru diyen vasıflar bir sabreden, sabırlı olmamızı istiyor Cenâb-ı Hak. Çünkü imtihan. Dürüst olan, huzurda boyun büken, hayra harcayan, sevâb-ı hakkında Allah'tan bağış dileyenler. Yani kibrin ilacı tevazu ve hiçlik. Mevlana diyor ki, kılıç boynu olanın boynunu keser diyor. Gölge yerlere döşenmiş olan hiçbir kılıç darbesi onu yaralamaya muktedir değildir diyor gölgeyi. Çünkü gölgenin boynu yoktur diyor. Sen de gölge olursan diyor, kurtulursun diyor. Yine hadis-i şerifte buyruluyor. Kimin endişesi ahiret olursa Allah zenginliği onun kalbine koyar. İşlerini dağınıktan kurtar, dünya ona boyun eğerek gelir. Dünyada huzur bulur. Kimin de endişesi dünya olursa yani ihtiras olursa Allah fakirliği onun gözüne koyar, kendisini derbeder eder, dünyadan ancak takdirini kadar alır. Yine bir kâmil insan, İbâdur Rahman, diğer bir enfalde. Birincisi, Cenâb-ı Hak kardeşlik aranı düzeltin buyuruyor. Hak haksızlığı yok. Kardeşle aranı düzelteceksin. Düzelteceksin ki Allah'ın affı senin üzerine tecelli edecek. İkincisi, vecilet kulübühüm. Öyle bir kalbin olacak ki, tabi bu kolay değil elde etmek, mesai istiyor. Takvada mesabe istiyor. Allah'a ayet okunaman imanları artar. Üçüncüsü teslimiyet, yani Rablerine dayanıp güvenirler. Yani radiyeten merdiye. Namazı ikame ederler. Zahir ve batınıyla kılarlar. Onun için infak ederler. Verdiği nimetlerden de infak ederler Cenab-ı Hak buyuruyor. Tabi bunun için gece hayatı çok mühim. Ben müstavfirin bil eser buyuruyor Cenab-ı Hak. Seherlerde istiğfar eder, seherlerde kapılar açıyor. Tabi şimdi kolay da, bu gecelerin kısa olduğu zamanlarda ona çok gayret etmek lazım. Bir ayeti daha da okuyalım burada. Okula harcadıklarına ne isem ne de cimrilik ederler. Yine onu yolcular. Demek ki zenginliğin bir felaketi, zenginliğin bir kanseri israftır. Cenâb-ı Hak o zengini sana istediğin gibi kullan diye vermiyor. Bunun hakkın yok. Diğer dünyevi sistemlerde mal senindir fakat İslam'ın bir telkin ettiği el-mülkü le-mülk Allah'a aittir. Onu israf edenlerin durumu ne o zaman Kur'an-ı Kerim'de ifadesi? Şeytanların arkadaşlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür buyuruyor. Pintiliğin durumu nedir? Bu da Allah'ın kendine verdiği malı infak etmiyor, kendisini biriktiriyor. Bu da bir hutame, sadece bir ateşe düşer olacaktır buyuruyor. Velhâsıl ne oluyor israf, tarif et deseler, aşağılık duygusunu bastırma hareketi. Geometriyle aldığı giyim, kuşam vesaire sükseyle, kalbiyle değil de konforla kendisini kabul ettiriyor. Ahmed ibn Hanbel diyor, mü'mine az bir mal yeter, gafil çok mal ise kafi gelmez. Ben yani en büyük illet Cenab-ı Hakk'ın verdi dedi bu çok zor. İsraf ve cimrilik. Aşırı harcama hakkın yok. Kulü af buyur. Fazla ver diyor Cenab-ı Hak. Efendimiz buyuruyor. Her ümmetin fitnesi var bir ümmetin fitnesi de maldır buyuruyor. Yine ayette anı malları canını konusunda imtihana çekileceksiniz. Yine ayet ki devam ediyor şeyde aşağıda. Velhasıl İbadette israf, buna dikkat etmek lazım. Yani namazın hakkını vererek kılmak lazım. Yalap şalap bir namaz istemiyor Cenâb-ı Hak. Şu gider gider gider, onda biri kalır buyuruyor. Zamanda israf, zikirden kendini unutmak, gaflete dalmak. İlimde israf, boş şeylerle, esas ilim nedir?
Cenab-ı Hakk'ı bilebilmek, marifetullah, onu bırakıp da başka şeylerle kendisini biliyorum zannetmek. Onda veren Cenab-ı Hak az bir ilim verdik mi? Cenab-ı Hak niye az bir ilim verdik diyor. Demek ki bu ilimler seni Cenab-ı Hakk'a götürecek. Bir tıp ilmi, sen Cenab-ı Hak şu cihazlar nasıl çalışıyor? Bir hayvanla olan ilimler, o hayvanlar yediğini, içtiğinin farkında mı? Nasıl yumurta veriyor, süt veriyor? Kur bir fabrika da ot ver, su ver, süt çıksın. Velhâsıl az bilim verdik diyor, bu ilimler de kulu Cenâb-ı Hakk'a götürecek. Ahlâkı kıymetlerde israf. Yine Rasûlullah Efendimiz buyuruyor, öyle bir zaman gelecek ki şeylerden mi, haramdan mı kadını aldırmayacak. Faizdir, riyâdır vesaire şu bu. Tefekkürde israf. Yanlış şeyleri tefekkür. Nefsânî arzulara tefekkürün şey. Maişette israf. Bu da helal, haram vesaire buna dikkat etmek. Velhâsıl. Sonuç olarak israf sadece malı mülkü ölçüsüzce harcayıp heba etmek değil. O hayatın bütün safhalarıyla alakalı. Bilmeyiz ki ömrü boş geçirmek bir israf. Yeme içme giyimde haddi aşmak israf. Saati lüzumsuz yerlerde zayi etmek israf. Tefekkürü ruhani manzara değil nefsani bitiren döndürmek israf. Faydasız ilimle meşgul olmak ve ilmi nefsani menfaatlere alet etmek birer israf. Hele eğitimde evlatları sırf dünyevi istikbal kalkılıyla manevi terbiyeden mahrum olarak yetiştirmek israfın en büyüğü ve de hesap verecek en zor hadise. Gerçek miras insan mirasıdır. Peygamberler arkadan daima insan mirası bırakmışlardır. Hırs, tamah, cimrilik zenginin afetidir. Bunun da çaresi cömertliktir. Efendimiz onun için fakire de infak et diyor. Bir hurma yarım hurmayla infak et diyor. Zengine de acımına göre infak et diyor. Tabi burada da zengin şunu anlayacak. Malın helal mi haram mı? Mal bir röntgen. İsraftan kurtulmuşsa mal, Allah yolunda sarf ediliyorsa helaldir. Helal bir rızıktır. Yok eğer bulanıksa bulanık kah kah böyle gider. Eğer yok haramsa zaten onun zekatı bile yoktur. Çünkü kendi mal değildir, çalma maldır, haram maldır. Onun da hiçbir işe yaramaz. Ebu Zer diyor, çok fakirdi Ebu Zer. Çorba pişirdiği zaman suyuna su koy diyor. Sonra komşularını gözet diyor. Ve verirken de diyor, nezaketle ikram et diyor. Hikmet ehli şöyle buyuruyor, kul öldüğünde mal olsa iki musibetle karşılaşır. Öldü, iki tane musibet gelir. Daha önce bunların hiçbirisini görmemiştir. Birisi, bütün malın elinden alınmasıdır. Malım malım dediği şeyin elden gitmesi. Diğeri ise, bütün malı elinden gitmeye rağmen bunların hepsinden hesaba çekilmesidir. Yine ben Mevlana'dan bir hikâyeyle bitireceğim. Hazreti Mevlana, cimrinin dünyada fert ve toplumu yakan nasıl dehşet bir ateş olduğunu ifade eden şöyle bir kıyas anlatır Mevlana. Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında Medine'de bir yangın oldu. Öyle bir yangın ki ateş taşları bile kuru odun gibi yakıyordu. Mevlana'nın ifadesiyle. Şehrin yarısını alevler sardı. Su bile bu ateşten korktu ve şaşırıp kaldı su bile. O kadar dehşetli bir yangındı. Bazı akıllı kişiler ateşe kovalarla su ve sirke döküyorlardı. Ateş ise inadını artıyordu. Sanki o ateşe yangını artırmak üzere gaybi alemden, ötelerden yardım geliyordu. Halk koşar Hazreti Ömer'e geldiler. Bu yangın su ile sönmüyor dediler. Hazreti Ömer buyurdu ki o ateş Allah'ın ayetlerinden bir işarettir. Sizin hasizliğinden bir alevdir o yangın. Suyu bırakın. Yoksullara ekmek dağıtın. Eğer benim soyumdan iseniz hasizliğinden vazgeçin. Halk Ömer'e dedi ki radıyallahu anh, bizim kapılarımız açıktır. Biz cömert kişileriz. İyilikten yardım etmekten hoşlanırız dediler. Hazreti Ömer buyurdu ki siz verdiğiniz ekmeği Allah rızası için değil de gösteri için veriyorsunuz. Adet yerini bulsun diye iyilik elini açıyorsunuz. Sizi övmek için gösteri için verdiniz. Allah'ın çekinerek korkarak vermediniz. İşte bu kıssa Mevlana'da cömertliğin samimi ve ihlaslı bir şekilde ifade edilmesini zaruret bilinmektedir. Zira sadaka infak gibi
riya, gösteriş, başa kalkma, meziyet gibi çürütücü davranışlarda imha ve iptal olur. Allah inşallah cümlemizi inşallah ibadur rahman olmayı, Allah'ın rahmetini tecelli etti kullardan olmayı, bir rahmet insanı olmayı. El meru men ahabbe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde onun civarında olabilme cümle nasip eylesin. Yine Gazze şehitlerimize Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Gazilerimizin muini olsun inşallah. Duamızın kabulünü yazı illa Teala el Fatiha olsun.